Allah bir yastıkta kocasın hocam. Ne diyelim? Hoca camide. Hoca cami, siz ne biçim konuşuyorsunuz öğretmeninizle? Kerem, durum senin anladığın gibi değil. Değilmiş gerçekten. Benim fikirlerim bu kadar mı değerli abla senin için? Bana davetiye gönderecek miydiniz? Yoksa nikahtan sonra mı konuşacaktın benimle? Kerem abi, sen durum senin anladığın gibi değil diyorum. Evet, durum senin bildiğin gibi değil. Bu hayırlı bir iş evladım. Tabii canım. Hayırlı olduğu gayet açık ortada. Kerem. Yok. Yani senin söylediğin anlamda hayırlı bir iş değil. Bir sünnet meselesi için geldim. Ha, bir de sünnet sorununuz mu var? Kerem, ne diyorsun? Yok. Geleceğin seçmeni. Yanlış anladın. Yani bir ufaklığın bir küçük sünnet meselesi var. Ne? Bir de oğlunuz mu var? Evin içinde koşuşturan bir çombalak eksikti. O da senin sayende tamamlandı abla. Ay, Kerem, hakikaten sen ne dediğini bilmiyorsun. Durumu... Ay, siz de bir susun artık ayrı be. Yani durumu gittikçe zorlaştırıyorsunuz. Abla, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sen müstakbel eşinle evine git. Ben o eve gelmiyorum. Sen bir dakika, sen şişt, çocuk. Sen ne diyorsun öyle eve gel? Kerem, bak sen ablayı dinlemeden gidiyorsun. Eğer ilk fırsatta evlenmezsen bunu da afet güç verir demesinler. Buyurun, saat kaç oldu, hala oğlunuz yok ortada. Ne zaman bu bana böyle rest çekecek kadar büyüdü hiç bilmiyorum. Ben bugüne kadar ne yaptım ona? İyi bir insan olarak yetiştirebilmek için her türlü çabayı gösterdim ama boşa kürek çekmişim. Ben ne yapacağım bu çocukla, bir fikriniz var mı? Yok, benim de yok. Alo efendim. İyi akşamlar öğretmenim, ben Kopil. İyi akşamlar Ali. Kerem'i aradıysan daha gelmedi. Yok yok yok, Kerem'i aramadım. Siz de aramayın diye haber vermek istedim. Kerem bizde, gayet iyi durumu. Ne demek Kerem bizde? Bana sordu mu, söyle ona. İzin vermiyorum böyle bir şeye. Çabuk toparlansın gelsin. Hadi daha fazla benim canımı sıkmasın, hadi. Öğretmenim, Kerem şu anda biraz sinirli. İsterseniz bizde kalsın bu akşam. Yani yarın sabah gündüz gözüyle sakin sakin konuşursunuz. Demek paşam çok sinirli, öyle mi? O zaman söyle ona, onunla hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Ne hali varsa görsün. İyi akşamlar Ali'cim. Hiçbir şekilde kendimi suçlamıyorum artık. Hiç kendimi suçlamıyorum. Yeter. Buna yüz verdikçe tepeme çıktı benim. Bak saygısız ha. Artık hiçbir şekilde onunla ilgilenmiyorum. Bitmiştir. Yemek yese bak. Yeteli olarak... Yani evlenen... Bu diziyi çok seviyorum ben. Çok heyecanlı. Dur bakalım. Yine öyle heyecanlı yerinde mi gizleyecekler? Kopil, hep bu kanalı mı seyredeceğiz abi? Maç vardı bu akşam, maçı seyretmiyor muyuz? Hadi ya. Maç mı vardı abi? Ama bizim televizyon sadece bu kanalı çekiyor abi. Of, maçı seyredemeyeceğiz yani. Maçı seyrettirmez miyim ben kardeşime be? Seyrettirmez miyim abi? Nerede? Karşı komşuda her kanalı çeken süper bir televizyon var abi. Yürü komşu. Dur abi. Mutfak penceresinden bakınca görünüyor zaten. Hem daha heyecanlı ve tehlikeli olur, ne dersin? Yürü mutfağa. Dur abi, saate bakalım. Çok geç olmuş abi. Kesin çekmişlerdir perdeleri. Ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır? Babaanne, arkadaşım diyor ki başka yanar var mı başka yanar? Ha, yok deseydin. Yok dedim ben de zaten. Şş, Kopilim, yanar ne be? Yanar babaannemce kanal demek abi. Ben yanar deyince o kanal anlıyor. Kanal deyince Kemal anlıyor. Kemal deyince de Kemer anlıyor abi. Arkadaşının ismi ne? Pikachu babaanne, Pikachu. Nereden buldun bu Çinliyi? Ne Pikachu'su oğlum? Kerem benim ismim. Babaanne, benim adım Keramettin. Ama sen bana Kerem diyebilirsin. Kerem mi? Babaanne sen ne dersen de, Ali de, Gani de, Tarkan de, ne dersen de.
Hadi hadi. Çok konuşma da bana mutfaktan bir bardak su getir. Hadi. Su mu? Babaanne, daha önce getirdiğim suların hiçbirini içmedin ki. O hep böyle oğlum, hep böyle. Önce su istiyor, sonra içmeyi unutuyor. Sonra bazen kendini bile unutuyor oğlum. Ne biçim çocuksun sen? Bir bardak su istedim. Hadi git içeriden getir bana. Çok getiriyorum babaanne, getiriyorum. Büyüklerine karşı saygılı, lütfen, lütfen. Oğlum yandın sen, yandın. Kerametin. Bütün ev işlerini sen yapacaksın.